Evet. Peki akşamları izleyip mi diyorsunuz? Tabii tabii. Benim 24 saat televizyonum açık. Ciddi mi? Gecede... Not alıyor musun? Dur şunu şey yapayım. Kanal söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebiliyorsun. Gecede mesela NTV'yi açıyorum. Uyurken de NTV açık oluyor. Çok şey ciddiyim. Yani. Yok, full time açık. Çok sağlıklı bir şey değil gibi ama şu an. Sence 24 saat Türk televizyonlarını seyretmek bu kadar. Ne yapalım abi? Meslek gereği diyorsun. Yani evet, birazcık benim için önemli. Peki hayatında ne değişti? Şu anda her yerde sen varsın. Hani şaşırıyor musun ya da bir şey değişiyor mu? Hayatına yansıması nasıl? Maddi manevi bir şekilde yansıması oldu mu? Döndün mü köşeyi bir şekilde? Para yaptın mı ya? Evet, birazcık para yaptım. Yakında bir reklam filmi falan. Yaptım iki tane reklam kampanyası. Evet. Ondan sonra işte iki tane büyük reklam kampanyası yaptılar benimle. Çalıştılar, çok keyif aldım. Birazcık para yaptım. Ama tabii ki böyle herkesin hayatını ihya edecek paralar değil. Bunlar. Henüz değil diyelim. Henüz değil. Evet. Ondan sonra ama bu tabii ki böyle bir döngü yani. Bu işi böyle yapıyorsan karşında da bunu veriyorlar. Yok ben istemiyorum demiyorsun. Onun dışında hayatıma sürekli ünlü insanlar sizin gibi mesela dahil oldular. Yeni celebrity diye tabir edilen ünlü yani. Nasıl dahil oluyor? Şimdi i̇şte biz böyle dahil sosyal olmadık, hayatıma. Biz bir sosyal hayatında değiliz biz seni. Hani şimdi ben çıkıp iki gün sonra Cüneyt abi ne yapıyorsun desem görüşmeyeceğim mi? Tanımam. Kardeşim sen kimsin? Demem canım. Onlar işte böyle tabii yani. Ne ısmarlayacağını bak. Yani biraz hayatımda işte yeni insanlar girdi. İşte sosyal çevrem biraz değişti. Büyük bir kitle beni çok sevmeye başladı. Bunlar hep insanın üzerine yüklediği, omuzlarına yüklediği sorumluluklar olarak dursa da ben yine olduğum gibi rahat, large, zeka kokan bir hayat yaşamak istiyorum. Şöhret afettir derler. Doğrudur, doğrudur. Uyarılar geliyor mu annenden falan? Yavrum ne yapıyorsun, biraz dikkat ol, kızlarla gezme. Yok annem... Şu parayı biraz kenara koyup yatla, teknede, partide yeme. Annem süper bir kadındır. Annem hep beni... ben nasıl mutlu olacaksam öyle yaşamam için koşullandırmıştır küçükten beri. O yüzden o da bana güveniyordur tahminimce. Peki ne yapacaksın? Yani gelecekte mi? Var mı öyle bir gelecek planı yoksa ya dur işte iyi takılıyoruz biz bir şekilde. Gemi kalktı gidiyor nereye giderse diye mi düşünüyorsun? Vallahi evet yani bir hem öyle bir düşünce var hem de tabii ki mevcut başarıların yakalanmış başarıların hani sürdürülmesi gerekliliği vardır ya. Çünkü mesela 10 tane çok başarılı iş yapıp 11. de çok kötü bir iş yaparsanız hep o 11. hatırlanır. Evet. O yüzden hep 10 işi devam ettirip 11.'yi de iyi yapmak gayesindeyim. Oyuncuyum. O yani komedyenliğin dışında ciddi oyunculuk performansları da sergilemek ve bunları da önce kendim sonra insanların beğenmesini isterim. Yani var mı öyle bir şeyin? Sinema var mı? Filmi çok yapacağım. Yani İstiyor çok musun? İstiyorum. Var mı teklifler? Geliyor mu? Var. Yağmur şeklinde mi sana? Biraz yağmur şeklinde. Kafana senaryolar bir yerde. Ama benim de birazcık senaryosunda hafif söz sahibi olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz bütün programı doğaçlama yapıyoruz. Ve hani çok ilginç şeyler yakalanabiliyor böyle evet. Metin yazarlarında. Pek çok ben eleştirmene bakıyorum. Televizyon eleştirmenlerinin genelde sendeki yargısı. Aman TV8'den gitmesin. Şimdi hemen bu havalara girer. Bak şimdi görürsünüz. Yemedi demeyin. Yazıyorum buraya. Yarın bilmem ne kanalında gidecek. Göreceksiniz. Çok şey olacak. Herkes bir seni keşfeden adam pozisyonunda. Ve herkes sana bir şekilde akıl veriyor. Neyi yapacağını yapmayacağını söylüyor. Evet. Gençsin herhalde. Yani yaşın, 24 yaşında. 24 yaşındasın. Bir baskı hissediyor musun üzerinde? Hani bütün bunlar sana bir şekilde... Hadi lan mı diyorsun? Yok zaten o söylenilenlerin... Neredeydiniz böyle şeyler? Biraz öyle bir duygu da var tabii. Ama yani zaten ben o değerli insanların hep kaleme aldıkları şeyleri önceden düşündüğüm için, hep kendim için söylediğim için pek o konuda bir baskı ve problem hissetmiyorum. Zaten yapamayacağım bir işin ya yani mutsuzluk yaratacak bir işin altında durmak da istemem yani Cengiz abi. Cüneyt abi. İçinden de sarcız. Peki Şahan çok teşekkür ederim. Tamam programa abi. Konuk olun. İstediğin zaman arayabilirsin. Cengiz abi bak Semercioğlu'ndan geldi gördün mü köşe yazarı? Evet çok teşekkürler ben programa teşekkür katıldın. Sağ olasın efendim. 5'ine 1 kay bugün de kapatıyoruz. Ben Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir. Programı beraber hazırladığımız Soner Yalçın. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.